Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. El müslimü ahul müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu, ona zulmetmez. Ve la yuslimuhu, onu düşmanına teslim etmez. Men kâne fî hâceti ahîhi kânallâhu fî hâceti. Kim bir müminin ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. وَمَنْ فَرَّجَ عَلْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kim de bir Müslümanın sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onu bir sıkıntıdan kurtarır. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim de bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse Allah da kıyamet günü onun bir kusurunu, bir ayıbını örter. Ayıpları, kusurları örtmenin adıdır Ramazan. Ramazan, müminlere şefkatle yaklaşmanın adıdır. Ramazan, tebessüm etmenin, sadaka vermenin, bir yetimin başına okşamanın adıdır Ramazan. Ramazan belki de bunun için gelir. Hoş gelir, sefalar getirir. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, bütün güzellikleri üzerinize olsun. Yine güzel bir sahur sohbetleriyle karşınızdayız. Bu gece çok değerli iki konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak Hocam ve Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi İbrahim Hocam bizimle beraber olacak. Ama her zaman olduğu gibi onun öncesinde Hasan Akıntaş ve ekibinin güzel bir namesiyle, güzel bir eseriyle bu güzel geceye başlangıç yapalım. Buyurun. Gel gör.
Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Amin. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine Hasan Akıntaş ve ekibinin güzel bir yorumuyla başlangıç yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel ekibi. Allah razı olsun. Sizden de. Efendim tekraren ifade etmek istiyorum. Başlangıçta da girizgahta da söyledim. Bugünkü konuklarım Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Bünyamin Albayrak Hocam ve Sümbül Efendi Camii İmam Hatibi İbrahim Yıldırım Hocalarım. Önce hocam büyükten başlanır, sizden başlayayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, sağ olasınız hocam? Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerifimiz bereketli olsun. Memleketimize, milletimize, alemi İslam'a huzur getirsin inşallah. Amin inşallah hocam. Bu vesileyle, sizler vesilesiyle milletimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. İnşallah çok güzel günlerde oruçlarımızı, teravihlerimizi, mukabelelerimizi ihya etmeyi, Kadir gecesinin bereketine kavuşmayı, o gecede kadrimizin kıymetimizin artmasını ve inşallah bayram sevincini hep beraber millet olarak yaşamayı, insanlık olarak yaşamayı Allah bizlere lütfeder. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. İbrahim Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sağınıza duacıyız. Teşekkür ediyoruz. Allah sağlık, afiyet versin. Amin. Çok teşekkür Amin. Ediyorum. Estağfurullah. İlerleyen dakikalarda inşallah İbrahim Yıldırım Hocam'ın çok güzel bir Kur'an tilaveti olacak. Onu şimdiden ifade edeyim. Daha ilerleyen dakikalarda yine kutsal topraklar ve terelerimiz var. İnşallah sizleri Kabe'ye götüreceğiz. Ama onun öncesinde ben tekrar Kabe'den gitmeden stüdyodayız, İstanbul'dayız. Bünyamin Hocam'la karşı karşıyayız. Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok aktif bir rolünüz var. Yani Din Hizmetleri Genel Müdürüsünüz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini anlamdaki bütün hizmetlerinin başındaki insan sizsiniz. Dolayısıyla öncelikle yani sorumluluğu çok olan bir görevi ifade ediyorsunuz. Ama hizmetler noktasında da yani ben sizi tanıdığım için değil, objektif olarak söylüyorum. Çok güzel hizmetleriniz var. Öncelikle ben şahsım ve ailem adına, ailem de sizi çok seviyor. Eyvallah. Teşekkür Allah ediyorum. Razı olsun. Hizmetlerden biraz bahsederek hani bugün değişen dünyada ailenin rolü ve önemini konuşacağız. Aileyi İnşallah. Konuşacağız. İnşallah. Ailede olan problemler, sıkıntılar bunlara böyle hocam o kadar güzel reçeteler sunacak ki inşallah yıkılmaya yüz tutmuş olan aileler tekrar kenetlenmiş İslami hassasiyet noktada, insani noktada daha güzel gelecekler onları bekliyor diyelim inşallah. Evet hocam. Eyvallah. Ben öncelikle tabii aileyi konu edindiğimiz için değişen dünya şartlarında değerlerin korunmasında ailenin rolü ve önemi bundan dolayı sizlere özel teşekkür ediyorum.
Yani bu mübarek Ramazan ayını biz bir mektep, bir üniversite, bir eğitim olarak görüyoruz. Ailenin özellikle aile içi, hizmet içi bir eğitim olacak bugün akşam. İnşallah. Güzel bilgiler inşallah paylaşacağız Allah nasip ederse. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız malumlarınız kanun çerçevesinde kurulmuş. Toplumu din konusunda aydınlatma görevi kendisine verilmiş bir kurumdur. Ve dolayısıyla toplumu din konusunda aydınlatma söz konusu olduğundan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, başkanlığımızın gerçekten bu alandaki işte cami hizmetleri, irşat hizmetleri, sosyal kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek hizmetleri, aile ve dini rehberlik dairesi gibi 5 tane daire başkanlığımız var. Ve dolayısıyla toplumumuzun her alanına dokunduğumuz, yani ezan-ı Muhammedi ile başlayan, ezanla başlayan, sala ile son bulan bir hayatın her kademesinde olan imamlarımız var. Efendim işte imamımız İbrahim Hocam gibi elhamdülillah şu anda 90 bine varan camimizde hoca efendilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz. Tabii milletimizin emanetini, milletimizin bize verdiği emaneti biz onlara din hizmeti olarak takdim ediyoruz. Özet olarak bunun adına biz hademe-i hayrat diyoruz. Hademe-i hayrat nedir? Hayrın hizmetçileri. Dini mübini İslam'ın hizmetçileri, şereflerin en büyüğü. Tabii emanet olarak biraz önce söylediğiniz hakikaten ağır bir emanetin sırtımızda olduğunu biliyoruz. Ama bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece cennet vatanımız Türkiye'mizde değil, Avrupa'da millet varlığımızın olduğu her yerde din hizmeti oluşturmanın, ulaştırmanın gayreti içerisindedir. Tabii bununla beraber Diyanet İşleri Başkanlığımızın hemen adeta bir yan kuruluşu olarak Türkiye Diyanet Vakfı vesilesiyle dünyada yaklaşık şu anda 100'ün üzerinde ülkede milletimizin, Müslümanların, insanlığın bulunduğu noktada hayır hizmetleri götürüyoruz. Burada da özet olarak işte bu sene Ramazan'da yaklaşık 22 milyonluk bir yardımı, 100 bin civarında efendim yardım paketini, 200 bine yakın insanın iftar sofrasında bir araya gelmesini, efendim 11 bin çocuğumuzun, fakir çocuğun bayramlık giymesi, 5 bin yetim çocuğun özel olarak bayram sevinci yaşaması, bütün bunlar hamdolsun. İşte 40 bine yakın kardeşimize, memleketimizin çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımıza bir kart veriyoruz, yardım kartı. Onunla gidip belli yerlerden yardımlarını alabiliyorlar. Tabii buradaki gayemiz nedir? Milletimizin emanetini milletimize ulaştırmaktır. Evet. Ben bunu sıkça söylüyorum. Yani biz zengin kardeşlerimizle fakir kardeşlerimiz arasında bir köprü vazifesi görüyoruz. İşte nasıl siz şu anda milletimizle aramızda bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Allah razı olsun. Bu güzel hususları anlatmamıza, efendim sohbetleri, vaaz-ı nasihatı, bilgileri paylaşmamıza vesile oluyorsunuz. İnanın tıpkı bunun gibi. Ve biz her sene Ramazan ayında bir konu belirliyoruz. Bu Ramazan'ın teması bu ne sene hocam? Ramazan ayının teması Ramazan ve infak. İnfak malum üst bir kavram. Onun altında zekat var, sadaka var, fitre var, yardımlaşma var, her bireri var. Ben bunu çok açıyorum yani özetiyle. Şu anda sizin yaptığınız bir infaktır. Niye? Doğru bilgiyi, sahih bilgiyi, doğru yöntem ve metotla vatandaşımıza ulaştırmaktır. Yoldan geçerken insanlığa zarar verecek bir şeyi alıp kenara koymak sadakadır. Güzel söz sadakadır. Tebessüm sadakadır. İnsanlığın hayrına yapılan her çalışma sadaka karşılığında mükafattır. Tabii ki zengin olan Müslümanın malının 1/40'ını vermesi farzdır. Farz. Efendim tabii Ramazan'da işte fitre, oruç tutan imkanı olan müminlerin bunu vermesi bir vecibedir. Aynı zamanda hani bunlar, hocam çok özür dilerim. Hani devam edeceksiniz bir parantez. Şimdi bazen böyle sorularla geliyorlar, bize geliyor sorular. 23 TL değil mi? Tabii. Fitre bedeli, fitre asgari. Fitre bedelimiz, onu da hemen paylaşayım. Biz her sene Ramazan ayına yaklaşık bir ay kala, 45 gün kala Din İşleri Yüksek Kurulumuza, Genel Müdürlüğümüze bir yazı yazarız. Kurum içi yazışma. Oradaki çalışma karşılığında efendim taban olarak bunu söyleyelim. Yani asgari. Şimdi, eyvallah. Taban 23 TL. Bu şudur. Yani 23 TL bir damladır. Bizim bir afişimiz var şu anda. Bütün camilerin kapısında infak kalpleri birleştirir. Ve orada bir ayeti mealen paylaşıyoruz. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهِ بِهِ عَلِيمٌ Allah yolunda sevdiklerinizi infak etmedikçe takvaya ulaşamazsınız. Neyi verirseniz Allah onu biliyor. Yani buradaki özellikle oruç tutan bir Müslümanın fitre vermesi demek,
malumlarınız zekat nisap miktarı belli şartları var. Konumuz olmadığı için özet geçiyorum. Tamam. Ama fitreyi oruç tutan imkanı olan her Müslüman veriyor. Yani buradaki bu, espri şu. Evet. Buyurun. En alt limit 23 ya. Yani onun tabii. Ötesi tabii, yok değil tabii, mi? Tabii. Yani biz onun üstünü açık tutuyoruz. Zaten öyledir. Yani İslam hukukunda da. Buradaki mesele her Müslümanın vermeye alışması demektir. İşte o bir damla dediğim camilerdeki afişimizde o damlalar büyür büyür. Deryalar olur, denizler olur. Milletimizin efendim gerek yurt içinde gerek yurt dışında Suriye'den tutun, Irak'tan tutun, Filistin'den tutun, Arakan'dan tutun, Haiti'den tutun. Dünyanın çeşitli yerlerinde nerede bir Müslüman var, nerede bir gariban var, nerede bir mazlum var. Malum bir de müellefe-i gulüp var. Haiti'de bir deprem oldu hatırlayın aşağı yukarı 3-5 sene oluyor. Evet. Oradaki insanlar bizimle aynı dini paylaşmıyordu. Ama mazlumun dini aranmaz. Biz millet olarak hemen oraya yetiştik. O insanların yardımına koştuk. Yani dünyanın neresinde burada vakıf olarak bazı bölgeler bize göre acil kriz merkezleridir. Mesela Yemen'de şu anda adeta insanlık ölüyor. Milletimizin emaneti oraya ulaştırılmaya çalışılır. Yurt içinde, yurt dışında ve biz bunları kategorize ederiz. Milletimize sunarız. Hangi yardımın nereye gitmesini istiyorsa. Geçen sene hatırlarsanız kurban ayında, kurban zamanında 430 bin hisseyi milletimiz bize emanet etti. Ve biz bunu çeşitli bölgelerde, dünyanın farklı yerlerinde yaklaşık 139 noktada efendim kurbanları fakir fukaraya, garip gurabaya teslim ettik. Bir kilo etle Afrika'da bir kilo veya bizim verdiğimiz bir kurban hissesiyle onları ufak ufak doğrayıp, onları efendim güneşte kurutup bir yılını onunla geçiren kabileler, aileler var. Hatta öyle hatıralar var ki Fatih Hocam, o eti bir şifa kaynağı görüyor. Bir hastası olduğunda o kuruttuğu eti kaynatıyor. Allah Allah. Veya onu öbürüne gönderiyor. Yani bizim vatandaşımızın, milletimizin kurbanı orada insanların hidayetine vesile oluyor. Yeni yeni kalpleri ısındırmamıza hem milletimize karşı hem dini mübin İslam'a karşı. İşte bu konuda yani Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz milletimizin dini hayatına rehberlik etmek, önderlik etmek ve aynı zamanda davranışımızla da efendim onlara bir peygamber varisi olarak örnekliği arz etmek konumundayız. Evet. Ve bugün elhamdülillah 150 bine yakın bir çalışma ekibimiz var. Çünkü biraz önce söyledim 90 bin cami, 25 bine yakın Kur'an kursu ve buralarda gerçekten din eğitimini, sahih dini bilgiyi doğru kaynaklardan almış ve milletimize doğru bilgiyi ulaştırma gayretindeyiz. Evet. Biz bu vesileyle tabii ki sizler gibi sahih dini bilginin, Kur'an ve sünnet doğrultusunda üretilen bu bilginin vatandaşımıza ulaştırılmasında gayretli olan dostlara da teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah razı olsun hocam. Çünkü neden? Biz bunu yapmadığımızda o zaman meydanda bidatlar, hurafalar, İsrailiyat, uydurmalar, efendim diğer bir ifadeyle merdiven altı üretilen bilgiler din adına insanlığa sunulacak ve buradan dini istismar eden yapılar ortaya çıkacak. Maalesef. İşte bunun karşısında durmak milletimize karşı önemli evet. Bir vazifedir. 5 tane dairemizden bahsetmiştik malumlarınız. Hocam tam ben o noktaya i̇şte geleceğim. İşte tam da burada aile bugünün herhalde konusu oldu. İşte bu hizmetlerinizden dolayı ben öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı Allah, olsun. Allah daim eylesin. Amin. İnşallah muvaffakiyetler ihsan eylesin. Bu 5 daireden bir tanesi de aile. Aile ve dini rehberlik dairemiz. Dini rehberlik. Evet. Şimdi aile dedik hocam. Önce bir aile nedir hocam? Onunla bir başlayalım mı? Eyvallah. Çekirdek aile diyoruz. Çok güzel. Tabii aile millet olarak bizim varlık sebebimiz. Aile bizim en muhkem kalemiz. Aile bizim her şeyimiz. Niye diyeceksiniz? Öncelikle şöyle bir kelime manasıyla. Tabii. Yani birkaç manası vardır ailenin ama iki kelime biraz daha iki mana öne çıkıyor. Birisi muhtaç demek. Hatırlayın hafızsınız sizler ve iyi hafızlardan da Fatih kardeşim. Ve vecedeke ailen. Fe'ağna. Hatırladık değil mi ayeti? Ve vecedeke ailen seni muhtaç olarak buldu ve zengin kıldı. Aile bu kavram. Evet. Yani bizim kullandığımız Türkçe'de aile kavramı bu. Ne demek muhtaç? Kadının erkeğe, erkeğin kadına muhtaç olduğu bir müessese. Bir yapı. Evet bir yapı. Hmm. Yani kadınla erkeği birbiriyle mütemmim cüz haline getiren bir yapı. Aile temeli cennette atılan Adem ile Havva'nın ilk buluşması cennettedir. Dolayısıyla müminler o cennetten dünyaya gelmiş bir nimet olarak aileyi, o güzel aileyi kurallarına, kaidelerine, şartlarına uygun olarak kurulan, korunan
kuvvetlendirilen aileyi adeta cennet bahçesini dünyada yaşarlar. Bugün gençler evlenmeden korkuyorlar. Yani çünkü biraz bazı olaylar, özellikle bu üçüncü sayfa olayları falan fazla çıkınca korkuyorlar. Ben gençlere ısrarla şunu söylüyorum. Hani klasik anlatılır bir filozofun, evlenin ya mutlu olursunuz ya filozof olursunuz sözü var ya, onu biz değiştirdik. Evlenin dünyada ya cenneti yaşarsınız yahut da bir risk var. Cennetin hevesiyle yaşarsanız ya da cenneti, hasretiyle yaşarsanız. Hocam ya cenneti kazanırsınız desek de olur değil mi? Eyvallah. Tabii zaten Cenab-ı Allah veriyor. Eğer bakın, bu dünyada cenneti yaşayamayan bir adam eğer sabrından dolayı belki o işte o zaman cennetin olur, hasretiyle yaşıyor. Cenneti kazanma vesile ama mutlaka. Yani Cenab-ı Allah evliliği bakın bir diğer kavram var onu da konuşalım. Aile yüktür. Evet gerçekten. Aile aynı zamanda bir imtihan mı hocam? Belki ona da değinebiliriz ama müsaade olursa hemen tabii, ilk baştan imtihan boyutuna girmeyelim. Nimetleri bir toplayalım, tamam bahçeyi hocam, bir kuralım, fidanları bir dikelim, ağaçları büyütelim, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu, yavruları büyütelim. O cennet kokusu olan o kokuyu bir alalım, anneyi cenneti annenin ayağının altına seren o yapıyı bir görelim. Ondan eyvallah sonra, tabii dediğiniz eyvallah gibi aile bir imtihandır. Onun da geldiği noktada belki konuşulur ama burada bir kavram daha var, aile yüktür. Yani kadının erkeğe, erkeğin kadına taşıdığı bir yüktür. Çocukların aileye taşıdığı bir yüktür. Ama bütün burada bizim aileyi kurarken, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kurmamız gerektiğini veya ayeti kerimeler mesela bunlarla bize ışık tutuyor. Hemen hatırlayınız. Nur suresinden bir ayet-i kerimeyi okuyalım. Şimdi iki hafız hocanın ortasında çok daha rahat okurum ben hocam ayetleri. وَاَنْكِحُ الْاَيَامَا مِنْكُمْ Cenab-ı Allah bize bir emir veriyor. Evlilik çağı gelen bekarları evlendirin. Kime veriyor? Önce anneye babaya, sonra velilere, sonra topluma. Yani bekarları evlendirmek toplumun üzerine de bir vazife. Hemen ayetin devamında hocam bir şeyi hatırlatıyor Cenab-ı Allah. İn yekunu fukara'e yughnihumullahu min fazli. Bakın geçim derdinden dolayı, maişet derdinden dolayı, pahalılıktan dolayı. Hocam bugün düğün salonu, çeyizler, urba görme, alım satım bir ton masraf getiriyor diyoruz ya. Gençler şu anda bunu diyorlar ya. Diyor, rejiden bir arkadaşımız da aynı o süreçte de o da aynı. Öyle mi? Şimdi o kardeşimiz de bugün akşam karar versin. Bakın hocam. İn yekunu fukara'e yughnihumullahu min fazli. Eğer fakir olurlarsa Allah söz veriyor. Ben onları fazlımdan zengin kılacağım diyor. Allah Allah. Ayet. Çünkü nikahta keramet vardır. Bak bunu bütün herkes bilir. Nikahla beraber yani iki cinsin bir araya gelmesi hani evlilik yasağı neyle kalkar? Nikahla. İcap ve kabulle diğer şartlarıyla beraber nikah oluşur. Ve burada efendim ayeti kerime bunu bize hatırlatıyor. Hemen bir başka ayeti kerime var Rum suresinde. Muhteşem bir şey bu. Gerçekten bizi şöyle bir düşündürecek. Yine hatırlayalım iki hafız ağabeyim. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا Allah'ın varlığının delillerindendir. Hocam muhteşem bir şey. Bak Allah-u Teala vardır, birdir, tektir. Kendi varlığının delilini ayetle. Hangi ayetle bu var ayeti tescilliyor? Efendim aile. En halaka lekum min enfusikum ezvacen. Aileyi anlatıyor Cenab-ı Allah. Ailenin varlığını kendi varlığına delil kılıyor. Size sizin nefsinizden eşler yarattı. Niçin? Liteskunu ileyha. Orada huzur bulasınız diye. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Aranızda bir meveddet, bir muhabbet, bir rahmet, bir bereket oluşsun. Bu neyi getiriyor? İşte beyefendi evine giderken adeta koşarak ayakları seri bir şekilde gidiyorsa orası cennet bahçesi. Genellikle cicim aylarında böyle oluyor da ilerleyen safhada. Eyvallah. Şimdi cicim ayları da sicim ayları da hocam. İkisi de önemli. Biz burada şunu aynen diyoruz. Bakın çekişme olmadan pekişme olmaz. Güzel bir cümle. İki kişi bir araya geliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Tünkehul mar'atü li erba'in. Bir evlilik dört özellikten dolayı gerçekleşir. Kulakları çınlasın. Şimdi hocam izliyorsa selam olsun. Hasek Eğitim Merkezi'nde bizim hocamız var. Ali Rıza Temel Hoca. Hoca bize derdi ki evlenmeden önce bu hadise göre gözünüzü dört açın. Tünkehul mar'atü li erba'in. 4x4 evlilik için dört özellik.
Bu kriter... Ama evlendikten sonra gözünüzün biri görmesin, kulağınızın biri duymasın. Her şeyi görür, her şeyi duyarsanız o iş yürümez. 4x4 gitmez yani. İşte o zaman biraz araziyi, vitesi azaltacağız, vites düşüreceğiz. Çünkü hayat böyle, beraber yürüyor. Yine bir hocamız bize derdi ki, aile içerisinde bir çekişme olduğunda erkekliğin 1/10'u ortalıkta görünmemek, pardon o erkekliğin 1/10'u kaçmak, birisi hiç ortalıkta görünmemektir. Niye? Çünkü evin sorumluluğu hanımefendidedir. Yani bizim derdimiz nedir? Bu aileyi taşımaktır, bu aileyi götürmektir. Bir de hocam hani Peygamber Efendimiz diyor ya, nikah benim sünnetimdir. Kim nikahtan yüz çevirirse benden değildir. Tabii. O benden değildir. Tabii. Çok keskin bir cümle. Onu çok, da bir açabilir çünkü misiniz? Çünkü şöyle hocam, Allah razı olsun. Belki bunu hani şununla da açalım. Tenâkehû tekethâru. Evlenin, çoğalın. Zira ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla övüneceğim diyor. Şimdi bunu hocalar, alimlerimiz şöyle yorumlamış. Kadın ile koca bir araya geldi. Kaç kişi? 2 kişi. 2 çocuk, 2'ye 2. Yani anne baba dünyadan göçtü, 2 çocuk onun yerini aldı. Çoğalma değil. En az 3, 4, 5. Dolayısıyla çekirdek aileden çıkıyoruz Fatih Hocam. Başında dediğiniz oydu. Evet. Sünnetimdir diyor. Benim sünnetimi yerine getirmeyen benden değildir. Çünkü nesil devam edecek. Neslimizin devam etmesi gerekiyor millet olarak. Biraz önce dediğim 4 özellik vardı. Bir hatırlayın. Neydi bunlar? Güzelliğinden dolayı. Nesebinden, soyunun, sülalesinin meşhurluğundan dolayı. Efendim malı mülkü, sermaye, babadan kalma, yani zengin bir aile. Bu 3 özellik. Ama bir özellik de var ki, dindarlığından dolayı. Dindar nedir? Efendim milli, manevi, örfü, adeti, geleneğine bağlılığı. Bütün bunun içerisinde. Fazfer bidati din. İşte siz örfüne, adetine, dinine, diyanetine, mukaddesatına bağlı olan bir evlilik kurarsanız, bu evlilik çok sağlam, radyan temeller üzerine kurulmuş olur. Yani bu 4 taneden bir tanesi mi, yoksa 4'ünü de gözetmek mi? 4x4 olursa aleyhül ala. Ama tercih sebebi, mutlaka tekraren diyorum, dindar olmaktır. Örfüne, adetine, geleneğine, mukaddesatına bağlı olmaktır. Ezanına, bayrağına sarılmaktır. Özellikle Peygamber Efendimiz bir 4 taneyi sayıyor. Tabii. Siz ama diyor, bereket görmek istiyorsanız 4'üncüyü tercih edin. Özel bir tercih sunuyor. Tabii, yani. Özel tercih olur ama 4'ü de olursa nurun ala nur olur. Yani burada şunun üzerine duralım. Şimdi bir evlilik yapılırken mutlaka ve mutlaka hiçbir anne baba çocuğunu ateş atmak istemez. Şimdi yine bir ayeti kerimeyi hatırlatayım burada. Hep beraber hatırlayalım, hatırlatalım derken. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Müthiş bir şey. Cenab-ı Allah eşlerinize karşı olabildiğince iyi davranmayı. Resulullah Efendimizin hadisleri. Şimdi burada bir muamele var. Aile neyin üzerine kurulur hocam? Sevgi üzerine kurulur. Sevginin beraberinde ne gelişir? Saygı gelişir. Saygı oluştuğunda sadakat oluşur. Sonra güven mi? Samimiyet olur. Tabii sadakat güvendir. Hmm. Samimiyet oluşur. Evet. Ve bütün bunlar sabırla yoğrulur. Ve sohbetle devamı gelir. Yani niye bunu söylüyoruz? Şimdi bakın, Cenab-ı Allah bir ayeti kerime. Meryem suresinde. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihât seyec'alû lehumurrahmânû vüddâ. Sevgi öyle çarşıda, pazarda, efendim parkta, kafede bulunmaz hocam. Sevgi neyle bulunur? İman ve salih amel. Şimdi maalesef biz kavramları tükettik. Değil mi? Yani aşk. Şimdi mecazi aşktan hakikiye doğru giden, sevgiyi yaşayan, ailede yaşayan, efendim sevgiyi tükettik. Yani çok bağışlayın, o kadar tüketildi ki, yani sevginin çok özel bir konumu var. Evet, bir hanımın efendim eşini sevmesi, eşinin hanımını sevmesi, çocuklarını sevmesi, anne babayı sevmesi, efendim Allah'ını sevmesi, peygamberini sevmesi, sevgi yani. Ve bu sevgi öyle çok basit bir şekilde ayağa düşürülecek kadar, bağışlayın beni, yani ben biraz da cümleyi çok sınırlı kullanmaya çalışıyorum. İşte aşkım diyerek, sevgilim diyerek, sevdan bununla yürümüyor. Bu neyin üzerine besleniyor? Bakın sevgi, biraz önce söyledim, sevgi beraberinde saygıyı getiriyor. Yani ailede eşler arasındaki bu sevgi, saygı ve sadakat. Şimdi bizim aile temelimiz... 3 tane S. Tabii bu aslında 6'ya çıkıyor sonra da ama 3'ü temelde sevgi, saygı, sadakat, hemen beraberinde samimiyet artıyor. Çünkü samimiyeti de ben şu ayeti kerimeyle buraya ekliyorum. Rabbukum e'lemu bima fi nufusikum. Gönlünüzü, niyetinizi Allah biliyor. İn tekunu salihine,
eğer yaptığınız işlerde, davranışlarda, bu malum anneye babayla davranış ilgilidir ama genele eğer böyle yaparsanız, gerçekten samimiyseniz fe innehu kâne lil evvâbine gafura. Cenab-ı Allah size merhametiyle, bağışlamasıyla karşılıkta bulunuyor. Evet. Hocam bu noktada bağışlama dediniz ya, bir bağışlanan bir insan var. Vahşi, Hazreti Vahşi oluyor ya. Evet. Onunla alakalı bir Kabe'ye, bir kutsal topraklara gidelim. Ayetler ışığında bir veteremiz var. Müsaade olursa izleyebilir miyiz? Estağfurullah. Hem de bir soluklanmış olursunuz. Tabii, feyiz bereket olsun. Mübarek yerlerden, mübarek topraklardan keyifle izliyoruz. Allah razı olsun. Güzel hatıralar var. Sağ olun hocam. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. İbrahim Eyvallah. Hocam da bir sabırsızlıkla bekliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim ben gerçekten yüzü diye demiyorum ama muhteşem okuyor. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. İnşallah ilerleyen Eyvallah. Dakikalarda. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlardan dinlemeyi çok severdi. Yani işte sahabe-i kiram efendilerimize Kur'an okumasını isterdi. Ya Resulallah, Kur'an size indirilmişken siz Kur'an'ın efendim tebliğcisi, efendim davetçisi olduğunuz halde ve Allah Resulü bunu güzel okuyanlardan dinlemeyi çok seviyordu. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak, hayatımızı onunla güzelleştirmek, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak, o ağızlardan, o yüzüne Kur'an okuyan hafızların yüzünden Kur'an okunması, yüzlerinden Kur'an okunması, satırlardan sadırlara inen, yaşayan Kur'an hafızlar bambaşka. Rabbim İbrahim hocama ve bütün hoca efendilere bunu lütfeylesin inşallah. Sayıları çoğalsın inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Evet, hep beraber kutsal topraklara gidiyoruz. Dünyanın merkezinden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Kıymetli gönül dostları, Kabe-i Muazzama'nın kapısında Zümer Suresi 53. ayeti celile yazılı bu ayetin iniş sebebinden bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi'nin Hazreti Vahşi oluş hikayesi. Vahşi Müslüman olmak ister ancak Furkan 68. ayeti celile onun Müslüman olmasına engeldi. Neydi bu ayet? Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmayanlar, haksız yere adam öldürmeyenler, zina işlemeyenlerdir. Kim bunları işlerse çetin bir azaba düşer. İşte Vahşi bu üç günahı işlediğini ifade eder. Bu üç günahı işlediğinden dolayı bu ayeti celile benim Müslüman olmama engel der. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Vahşi'ye Furkan 71. ayeti celileyi gönderir. Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Kim tövbe edip salih amel işlerse Allah'a tövbesi kabul olarak döner. İşte Vahşi bu ayeti okur. Tamam, tövbe edeyim ancak salih amelim yok. Salih amel yapabilir miyim onu da bilmiyorum diyerek ümitsizliğe düşer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nisa 48. ayeti celileyi gönderir. Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında dilediği kimselerin dilediği günahlarını affeder. Vahşi bu ayeti okur. Burada da dilediği kimseler var. Beni dilemez ki, ben peygamber amcası katiliyim diyerek yine ümitsizliğe düşer. Bu sefer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe-i Muazzama'nın da kapısında yazılı olan Zümer Suresi 53. ayeti celileyi gönderir.
Estaizu billah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnallaha yaghfiruz zunube cemia. İnnehu huvel gafurur rahim. De ki ey günahkar kullarım, ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İşte bu ayeti Vahşi okur. Artık Müslüman olmasına hiçbir sebep yoktu. Kelime-i şehadet getirir ve Peygamber Efendimizin huzurunda Müslüman olur. Peygamber Efendimiz Vahşi'ye der ki, fazla gözüme gözükme mescitte, çarşıda vesaire yerlerde. Çünkü seni görünce amcam aklıma geliyor diyerek Peygamber Efendimizin Hazreti Hamza aşkını burada görmekteyiz. Tabii ashab Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Ya Resulallah, bu ayet sadece Vahşi'yi mi ilgilendiriyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Bu evrensel bir ayettir. Kıyamete kadar bütün inananları kapsar. Ramazan ayındayız. Gelin bizler de tövbe edelim. Allah'tan bağışlanma talebinde bulunalım. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Estağfirullah el azim, el kerim, el rahim, ellezî lâ ilâhe illâ hu, el hayyel kayyum ve etûbu ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsihi la yemliku li nefsihi mevten ve la hayâten ve la nüşûra. Estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi, doğumumuzdan şu ana gelinceye kadar işlemiş olduğumuz tüm büyük ve küçük günahlardan beraatımızı, affımızı istiyoruz, istirham ediyoruz. Lütfen ve keremen bizleri affeyle, bizleri bağışla. Ya Rabbi, bizlere iki cihan saadeti nasip eyle. Her türlü belalardan, fitnelerden, musibetlerden muhafaza eyle. Dünyanın merkezi Kabe-i Muazzama'dan sizlere seslenmenin gururunu yaşıyoruz. Allah'ım hepinize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Evet, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olarak nitelendirilen mübarek Ramazan-ı Şerif ayından tekrar hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Muhterem hocam, Kabe'yi de gördük, izledik. Belki bedenen orada olmasak da ruhen oradayız. Orası Allah'ın beytim dedi. Bu vesile oldu. Tabii bu güzel dualarla hakikaten çok da güzel izah ettiniz. Allah razı olsun. Hazreti Vahşi, onun tövbesi. Ben bunu anlatırken Fatih hocam hep şunu söylerim. Cenab-ı Allah'ın affetmeyeceği hiçbir günah yok. Hiçbir günah yok. Günahımız ne kadar fazla olursa olsun Cenab-ı Allah bunun şartlarını bize illa men tabe ve amene ve amile amelen salihan. Tövbe edeceğiz. Tamam. İmanımızı tazeleyeceğiz ve yapmadığımız o hataları düzeltme adına salih ameller işleyeceğiz. Hatta ayet o kadar büyük bir müjde veriyor ki fe ulaike yubeddilullahu seyyiatim hasenat. Cenab-ı Allah sizin o seyyiatınızı, o yanlışınızı bile karşılığında mükafatla telafi edecektir. Bu mübarek Ramazan gecesinde hakikaten çok güzel bir ara bir not oldu. Yani bizi izleyen kardeşlerimiz ne olur, hangi halde olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, hangi hata, günah, yanlış içerisinde olursa olsun asla günah bataklığına, günahın psikolojisiyle ezilme altına girmesinler. Yani kimse ümitsiz olmaz. Asla. Cenab-ı Allah öyle diyor. Allah'tan ümidini kesen kimler olur? Yani ayeti inanmayanlar. Tabii. La taknadu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesilmez. Ne kadar güzel tövbe istiğfarla. Cenab-ı Allah o Kabe-i Muazzama'da yapılan tövbeler, dualar hürmetine sizin de orada o güzel duanızla dönen efendim tavaftaki olan Hüccacı Kiram hürmetine İnşallah. Bizleri affeylesin. Amin. Günahlarımızı affeylesin. Ramazan affedilmek için bir vesiledir. Ramazan adeta zaten bir körük vazifesi görüyor. Yani 11 aylık bir yılın içerisinde bir ayı ayırıyoruz. Orada adeta manen bakımlarımızı yapıyoruz. 11 aylık kilometrelik bütün bakımları, rektefeyi her birini gözden geçiriyoruz ve bayramdan sonra bir sonraki Ramazan'a kadar Rabbim bize bir fırsat veriyor. Yeniden Ramazan'da arınma, temizlenme,
duru hale gelme, kendimizi gözden geçirme, hayatımızı, tutuşumuzu, tarzımızı ve ondan sonra tekrar yola düşüyoruz. Bir nefis muhasebesi. Eyvallah, bu fırsatı değerlendirelim. İnşallah hocam. Hocam siz anladığım kadarıyla Hasan Akıntaş abimi ve ekibini çok sevdiniz. Evet, evet. Bir ilahi istiyorsunuz galiba. İyi oluyor. Yani böyle bir ilahiyle beraber gönül dünyamıza hoş bir seda efendim geliyor. Tabii bu vesileyle şimdi evlerde hazırlıklar var. Hanımefendi kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz mutfaklarda şu anda malum böyle bir koşuşturma var. Hazırlık yapıyorlar. Niye? Biraz sonra efendim işte kalkanlar, sahurlar olacak. Hasan hocamın ve ekibinin bu hoş sedası onlara ayrı bir feyiz vesilesi aynen oluyor inşallah. Ama emin olun ki hocam mutfakta çalışan annelerimiz, ablalarımız var ya şu anda bazen bir reklama girsek de ondan sonra şu işlere bir başlasak. Şu anda bizi izliyorlar. Şu anda çalışma eyvallah, yok. Eyvallah. Eyvallah. Hazırlıklar var. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hay hay cis-
Dua ve ibadet Allah'la olmaktır. Allah'la olan kimse için ölüm de ömür de hoştur. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hasan Akıntaş ve ekibine. Bünyamin Hocam, demin aileyi konuşuyorduk ya. Evet. Şimdi nikah kıyarken böyle hocalarımızdan hep şunu işitiriz. Allah'ım, işte bu çiftimize, Hazreti Adem'in Havva annemize, işte Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice annemize, Hazreti Ali Efendimiz'in Fatıma annemize duymuş oldukları işte aşkı, muhabbeti, sevgiyi, sevdayı, ülfeti bu çiftimize de nasip eyle diye dua ediyoruz. Neden bu üç aile eyvallah, hep ön planda eyvallah. Dualarda yad ediliyor? Tabii güzel oldu yani, Allah razı olsun. Şimdi ilahilerle böyle bir dolandık geldik. Malum biraz önce Kabe-i Muazzama'dan Hazreti Vahşi'nin tövbesini, oradan da sağ olsun ilahilerle kardeşlerim bir Ravza-i Mutahhara, Medine-i Münevvere'den böyle geldik. Aynen hocam. Dolayısıyla tabii buradan gelince de bu güzel bir duadır. Hakikaten orijinalini de teberruken bir hatırlayalım. Allahümme ellif beynehüme kema ellefte beyne Adem'e ve Havva. Böyle başlar. Allah'ım Adem ile Havva arasındaki ülfeti, muhabbeti, sevgiyi bu evlenen kardeşlerimiz arasında da nasip eyle. Çünkü nikahla beraber, yani o akt edilen nikahla beraber bir akit var, bir ahit var. Yani hemen beraberinde gelen efendim ve bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Yani doğal olarak veya dolayısıyla burada bir dua var. Malum nikah kıyıldığında, klasik ben Anadolu ifadesi nikah kıymak, nikah efendim işte imam nikahı, belediye nikahı ifade ediliyor. Tabii şu anda kanunla müftülüklerimize de nikah kıyma yetkisi verilmiştir ama burada bir dua var. Ben yıllar önce bir kardeşimizin nikahını kıyıyorum. Şöyle bir söyledim, dedim ki ya işte nikah, belediye nikahınızı kıydı, bu nikah oldu dedim. Yani nikahın tamam, icap, kabul, şartlar, mehir, diğer şartlar yandan zaten geçerli olur, onları söyledim. Dedi ki hocam dedi, bir araba alırız, bir ev alırız, bir iş yeri açarız, bir dua isteriz dedi. Ben hayatıma bir arkadaş aldım. Bir hanımefendiyle beraber hayatımı birleştiriyorum. Hiç bu güzel günde bir dua olmasın mı hocam dedi. Hiç unutmuyorum ben bunu. Yıllar önce böyle yaşadığım bir olaydı. Bravo dedim ve bunun üzerine girdim. Bu bilgilendirmeyi genel olarak işte o nikah duasında bulunduğumuzda yerine getirirdim. Üç tane aileyi Cenab-ı Allah evlenen çiftlere örnek olarak gösteriyor. Yani, örnek aile. Tabii örnek aile. Adem ile Havva. Tamam. Ne dedik? İlk defa nikah akdini cennette evliliği, aileyi yaşayan bir çift. Ve beraber hata yaptılar. Dikkat buyurun. Beraber hata yaptılar. Bu önemlidir örnekte. Ne de ayetle okuyalım. Kâlâ rabbena zalemnâ enfusena. Ya Rabbi biz bir hata yaptık. Biz nefsimize zulmettik. Evet. Hatayı beraber yaptılar. Tevbeyi de beraber gerçekleştirdiler. Yani hatayı beraber yapan. Şimdi bizim burada en önemli karar vermemi ya örnek alacağımız en önemli husus Fatih Bey, ailede bir hata varsa onu beraber telafi edeceğiz. Buradan bunu öğreniyoruz. Ne diyoruz? Hazreti Muhammed Mustafa ile Hatice annemiz. İkinci örnek aile duada. Yani damat ve geline diyoruz ki oğlum, kızım, damat bey, gelin hanım, canlarım, kardeşlerim. Bak bu aileyi örnek alacaksın. Bu ailenin özelliği neydi? Resulü Kibriya Efendimiz o Ehl-i Beyt-i Mustafa kurulurken Hatice annemizin yanında onun ticaretini yürüten bir idareci, bir müdür, bugünkü ifadeyle bir CEO ne derseniz kervanı yönetiyor, bir görevi var. Tabii ki bu kişiliği gören Hatice annemizle bir akit gerçekleşiyor ve bu akit, bu ahitle beraber bu yuva cennet bahçesine dönüyor. Bunun hasılası nedir? Biraz önce o söylediğim sevgi var, saygı var, sadakat var. İlk defa mümine annemiz Hatice annemizdir. Peygamber Efendimiz'e ilk iman eder. Tabii ilk iman ediyor. Malını, canını, her şeyini Allah yoluna feda ediyor. Resul-i Kibriya Efendimiz henüz peygamber olmadan Hira Nur mağarasında inzivaya çekiliyor. Mutlaka sizin sunumlarınızda o da vardır. Var hocam. Efendim. Oradayken malum Hatice annemiz Kabe'den, evi Kabe'nin yakınında Hira Nur mağarası yaklaşık bir 5 kilometre. Bir de oradan yukarıyı düşünün. Hani şimdi orada çıktık bizler de. 1,5 saat, 1 saatte zor çıkıyoruz. Ama o gün bu yollarda, hani bugün patikalaşmış yollar yok. Hatice annemiz yukarıya kadar gidiyor. Eşine, sevgilisine
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz peygamber olmamış. Erzak götürüyor, halini hatırını soruyor ve peygamber olduktan sonra devam ediyor. Muhteşem bir anı hatırlayalım Fatih Bey. Bir gün oraya varıyor. Diyor ki peygamberimiz, ya Hatice, şu anda yanımda kim var biliyor musun diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Teslimiyet. Cebrail burada yanımda. Niye geldi biliyor musun ya Hatice? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Ya Hatice, Allah Celle Celaluhu Cibril Emin ile Cebrail aleyhisselam ile sana özel olarak selam gönderdi. Allah Allah. Ya. Şimdi ben bunu yorumluyorum hocam. O gün Hatice annemiz Muhammed Mustafa'nın hane-i saadetini cennet bahçesine çevirdiği için, ona destek verdiği için, onun hizmetinde, himmetinde, bütün gayretinde bulunduğu için Allah Hatice'ye özel selam gönderdi. Bugün nice eli öpülesi, ayaklarının altında cennet kokusu olan anneler yuvalarını cennet bahçesine çevirdiklerinde hiç şüpheleri olmasın ki Cenab-ı Allah o hanelere de selam ismiyle tecelli edecektir. İnşallah. İkinci örnek bu. Üçüncü örnek muhteşem. Kimdir? Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma. Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın birer mensupları. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu. Modern ifadeyle kuzeni. Fatıma, ciğerparesi kızı. Kızını Ali Efendimizle evlendirdi ve üçüncü örnek aile olarak bu aile var. Bu ailede ne var? Biraz önce söylediğimiz Allah Resulü'nün adeta Ali Efendimiz radıyallahu anh Resulullah'ın elinde yetişti. Fatıma kızı. Yani nübüvvetin, risaletin, aile sisteminin uygulanmaya konulmuş hali bu ailedir. Ben ilmin binasıyım, Ali onun kapısı. Hatta Resulullah'ın, buyurun, buyurun hocam, siz devam Resulullah'ın soyunun devam ettiği Fatıma annemiz örnek aile olarak, yani Resulullah'ın yetiştirdiği, rehberlik ettiği, bizatihi tohumu ekip büyüttüğü bir örnektir. Onun için biz bu üç aileyi hem duaya katarız hem de damat ve gelin hanıma, bak örneğiniz bunlar olursa sizin yuvalarınızda cennet bahçesine dönüşür. Aynen. Hocam hani demin ifade ettiniz ya, Hazreti Ali Efendimiz'e bir parantez açtınız. İşte ben ilmin kendisiyim, Ali kapısı. Evet. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de hani Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemize evlendikten sonra böyle 6'lı 7'li yaşlarda Peygamber Efendimiz'in yanına almıştı. Evet. Hatta bir gün siz de daha iyi bilirsiniz. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice annemize namaz kılıyor. Hazreti Ali Efendimiz de görüyor ama böyle bir şey daha hiç görmemiş. Putlara tapanı görmüş Kabe'de vesaire ama böyle bir şey görmemiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e diyor ki biz işte Allah'ın, ben peygamberiyim, Allah'a iman ediyoruz, namaz kılıyoruz, Allah ile dertleşiyoruz. Yani namaz Allah ile konuşmaktır. Gel sen de istersen Müslüman ol, babanla bir konuş diyor. Tamam, ben bir babamla konuşayım. Ebu Talib babası, biliyorsunuz. Ertesi günü geliyor. Ne oldu Ali diyor. Müslüman olacak mısın? Karar verdim diyor. Ben babana sordum mu diyor Peygamber Efendimiz önce. Evet, babama evet. Sormadım diyor. Çünkü baba, Allah beni yaratırken babam Ebu Talib'e sordu mu ki ben de ona kul olmak için, Müslüman olmak için onu sorayım. Müslümanım diyor. Küçük el, büyük el birleşiyor. Tamam. İnsanlığa yön veriyorlar. Eyvallah. İlk Ali çocuk, Efendimiz, değil mi hocam? Tabii Ali Efendimiz bir karakterdir. Dikkat buyurun, bir karakterdir. Bu karakterin içerisinde ne vardır? İlim vardır. Şecaat vardır. Cesaret vardır. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Ali Efendimiz'i görürüz. Gençliğin önderidir Hazreti Ali. Genç yaşında İslam ile, iman ile şereflenmiş ve tekraren diyorum, o nübüvvet, o risaletin uygulamasının bir mahsulüdür Ali Efendimiz. Onun için gençlerimizin onu çok iyi tanıması, örnek olarak görmesi gerekir. Ve Resulullah Efendimiz'in işte bu üç örnek belki özeli Allah Resulü'ndedir. Ama dualarımıza adeta bir bereket vesilesi ola gelmiştir. Hani böyle aynen sizin gibi Ömer Tuğrul İnançer hocamızı bir kere yıllar önce konuk almıştım. Hocam ben şöyle ifade kullanmışım. Ehl-i Beyt diye öyle bir şey yok dedi. Ehl-i Beyt-i Resulullah. Eyvallah. Yani Ehl-i Beyt, tabii. Senin de Ehl-i Beyt'in olur, benim de Ehl-i tabii, Beyt'im olur. Tabii, çok güzel bir tabii, ifade. Ehl-i Beyt-i Resulullah, Resulullah tabii, Efendimizin tabii, hane halkı diye. Tabii. Dolayısıyla bu vesileyle bu güzel vakitte Ehl-i Beyt'e, onun güzide insanlarına selam olsun diyelim. Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Şimdi amin. Hocam siz demin hani din hizmetlerinden bahsettiniz ya. Şimdi İbrahim Yıldırım hocam gerçekten çok güzel dinlemeyi bilen bir insan.
Eyvallah. Ama mütevazi davranıyor. Çok da güzel konuşuyor. Çok güzel bir hatiptir. Allah razı olsun. Ben ona şahidim en azından. Estağfurullah. Çünkü onun cemaati oluyorum yer yer. Şimdi ben tabii sizin yanınızda da ya haddimizi ben de aşıyorum biliyorum, özür diliyorum ama İbrahim Hocam'a da bir din hizmetlerinin uygulayıcısı hocalarımız. Uygulayıcısı. Evet, biraz azından... önce söyledim ya, ezanla başlayıp sala ile biten bir hayatın her evresinde rol alan imamlarımız. Allah razı olsun. Ezan kulağını okumakla başlar. Sonra çocuğun sünnet merasimi olur. Sonra bu delikanlı asker olur, askere uğurlanır. Sonra bu delikanlı evlenecek olur, nikah merasimleri olur. Sonra bu çocuk yaz Kur'an kursuna gelir, hocamız ona rehber olur. Sonra bu delikanlı hayatının her sıkıntılı zamanı olduğunda hoca efendiyi yanı başında görür. Ve dünya hayatının dini rehberlik konusunda hocalarımız hep yanı başlarında. Mesela İbrahim Hocam da Sümbül Efendi Camii'nin gülü. Allah gerçekten. O Sümbül Efendi Camii'ne geldikten sonra çok güzel hizmetleri oldu. Halen de devam ediyor. En azından Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde İbrahim Hocam nasıl tatlı bir telaş, yorgunluk oluyor mu? Elhamdülillah. Sümbül Efendi Camii zaten hayatın merkezindeki bir cami. Yani İstanbul'un fethinden sonra kurulmuş ilk halveti tekkesi. Sadece Osmanlı döneminde değil, Bizans döneminde de bir merkez. Orası bir manastırmış. Alt katı rahibe okulu, üst katı kiliseymiş. Yani bundan anlıyoruz ki Bizans döneminde de Bizans İmparatoru Konstantin'in kızı oranın baş rahibesi. Dini merkezi bir yerde, toplumun önemli bir merkezi. Osmanlı döneminde de fetihten sonra ilk kurulmuş Halveti Tekkesi. Halveti Tekkesi, Türkiye'de iki dervişanın yetiştiği merkez var. Bir tanesi Kastamonu'daki Şeyh Şaban-ı Veli, 40 odalı, çile odalı. Bir tanesi de Halveti Tekkesi. Biz bir yılı Bünyamin Hocam'la beraber nasip oldu Filistin'e gittiğimizde, Filistin'de Sümbül Efendi Camii'nden geldiğimizi söyleyince, orada inanılmaz bir şekilde bizi karşıladılar. Biz de inanamadık. Ya dedik ki, neye uğradığımızı şaşırdık. Dediler ki siz merkezden geliyorsunuz. Orada da halvetilik çok canlı Filistin'de. Şimdi Sümbül Efendi Hazretleri'nin bir hayatıyla alakalı kitap çalışmamız var. Gördük ki mesela Avrupa'da, özellikle Amerika'da, Fransa'da halvetilik çok canlı. Sümbül Efendi'ye buradan çok ciddi ziyaretçiler gelir, yabancı ziyaretçiler. Halvetilik bizim Türkiye'de sadece biraz daha sönük bu noktada. Elhamdülillah şimdi biz sadece diyorum ki ecdattan aldığımız misyonu bugün canlandırsak yeterli. Çünkü önemli bir devletin, önemli bir saltanatın üzerinde oturuyoruz. Sadece bu görevin farkında olsak, görevini ifa etsek yeterli. Şimdi elhamdülillah insanlarımız, toplum Sümbül Efendi Camii'ne, Hazret'e, hatta Tahfız Osman'a, Efendimiz'in Ehli Beyti'ne orada ziyaret ediyorlar. Malumunuz orada Hüseyin Efendimiz'in kızları, Sekine Validemiz ve Fatıma Validemiz orada yatıyorlar. Türkiye'nin her bir köşesinden Ehli Beyti sevenler oraya gelir. Ayrıca Sümbül Efendi Hazreti halvetilikle alakalı oraya gelirler. Elhamdülillah böyle bir merkezi bir noktada olan cami zaten. Yani hayatın merkezinde görev yapıyorsunuz. Ramazan-ı Şerif ayı geldiğinde tabii mukabeleler, teravihler. Elhamdülillah. İftar organizasyonları şimdi da galiba. Şimdi camimizde Ramazan ayı, Kur'an ayı olması hasebiyle şöyle bir şey başlattık. Şimdi sabah vaktinde Suriyelilere özel bir mukabelemiz var. Ondan sonra öğle namazından önce hanımlara özel mukabelemiz var. Namazdan sonra gençlerimize özel mukabelemiz var. Genç kardeşlerimiz geliyorlar. Yine gençlerimiz tarafından okutuluyor. İkindi namazından önce sohbetimiz var. Yine mukabele var. Yani her an, dakika camide mukabele ve Kur'an sohbetle. Her an. Yani mukabele aynı zamanda bir de Türkçe izah etme noktasında da bilgilendirici sohbetler de var değil mi hocam? Yani şöyle. Elhamdülillah bu yaklaşık 3 yıldan beri bunu başlattık. Her okunan cüzün nüzul sebebini ve manasını kısaca 5 dakikada okunan aşı şerifi, okunan cüzlerin manasını bu ayeti celilede veya bu cüzde Cenab-ı Hak kısaca bize neden bahsediyor? Bunu çok verimli oluyor hocam şu an. Aynen.
Bir de şu çok etkili oldu elhamdülillah. Akşamları iftar soframız devam ediyor. Ama mukabelenin mutlaka manasını verilmesi cemaatte ayrı bir şuurlanmaya vesile oldu. Süpersin hocam. Bilinçten. Ben bunu bildiğim için özellikle bunu şöyle bir şey var. Tam yeri geldi. Müsaadenizle onu paylaşalım seyircilerimizle. Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüz 2-3 sene bir çalışmayla yeni bir kitap çıktı. Hafız kitabın adı. Hafızın alt basamağında lafzın hamili, mananın amili. Her sayfadan bir ayeti kerimeyi seçti arkadaşlarımız. Mealiyle beraber hafızların bu yaptıkları ezberleri daha bilinçli, farkındalığını artıran, şuurlu bir şekilde yapsınlar diye. Ve onu da böyle fazla değil, yaklaşık birkaç satır, yani bir paragraf denebilecek şekilde açıklayan ve bir cüzde malum 20 tane ayeti kerime, 20 mesajı var. Bu çok harika bir kitap. 3 cilt olarak çıktı. İnşallah mukabeleler ve Kur'an-ı Kerim'le buluşma, Kur'an mesajına ulaşma. İşte oradaki birer ayeti kerime olursa bir buluşma vesilesi var. Eyvallah hocam. Hocam bir reklam arası yapalım. Hem de belki bir şeyler atıştırırız sahur sofrası. Olur eyvallah. Mu? Müsaadeniz. Eyvallah. Şimdi yani hep böyle konuşuyoruz, aç bırakmayalım yani. Hani teşekkür böyle karnınız sahur sofrası bereketlidir. Eyvallah. Efendim. Bereketlidir. İbrahim hocam inşallah beraberiz. Birazdan zaten Kur'an-ı Kerim okuyacaksınız. Kısa bir ara efendim, sonra beraberiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك
بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يذكر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم في رسول حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا
تسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Değil mi ki hiçbir şeyin hiçbir şeye yetmediği yerde Allah her şeye yeter. Evet, İbrahim hocamızın ağzına yüreğine sağlık diyorum. Çok güzel icra ettiler. Muhteşem okudu hocam. Yani. Evet, çok... Allah razı olsun. Tabii ki ayeti kerimelerde hepsi dikkat çekti ama tam böyle konumuzla ilgili. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنُ Ya Rabbi, şu mübarek saatte dua edelim. Hocamızın okuduğu ayetteki duayı ben mealen aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam'ın duası değil mi? Tabii, Ya Rabbi. Bizlere hanımlarımız vesilesiyle göz aydınlığı olacak, gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu evlatlar nasip eyle. Amin. Ve cealna lil müttekine imama, bizi de müttekilere önderler eyle, imamlar Amin. Eyle. Ve sonunda da bir ayeti kerime var diye, قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ Dualarınız olmazsa, dualarınız olmasaydı Rabbim size niye değer vereydi? Yani Rabbim dualarımıza, dualarımız vesilesiyle bize çok değer veriyor. Allah kabul eylesin inşallah. Amin, Allah hakikaten güzel bir gönül huzur oldu elhamdülillah. Allah razı olsun. İbrahim hocam da Sümbül Efendi Camii'ne göreve gidiyor. Onu uğurladık. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Hocam demin 3 tane örnek aileyi saydınız. Evet. Tabii bu 3 tane hanımefendiler arasında Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma annemiz... Bir de Hazreti Havva annemiz. Tabii peygamber. Şimdi, dualdaki olanları öyle evet. saymış olduk. Evet. Şimdi, bu niye bu öne çıkmış bu isimler? Yani bunlar ne yapmışlar ki bu kadar ön planda olmuşlar? Evet. Tabii şöyle diyelim isterseniz. Şimdi Allah Resulü biraz önce dedik ya tam bir de bağlantı atalım ki seyircilerimiz belki şu anda yeni bizimle karşılaşanlar var. Allah Resulü'nün yetiştirdiği insanları konuştuk. Hazreti Ali Efendimiz'le, Ehl-i Beyt-i Resulullah'da o yetişen insanlardı. Şimdi Hatice annemizin bir özelliği var. Hatice annemiz efendim imanıyla, Allah Resulü'ne bağlılığıyla temayüz etmiş ama bir tüccardır. Yani bir iş kadını. Hayatın merkezinde bizatihi kervanları olan, ticareti olan böyle bir hanımefendi annemiz. Hazreti Ayşe annemizin bir örnekliği var. Bir ilim kadını. 2534 tane hadisi şerifi rivayet ettiği söylenir. Efendim fıkıh yönündeki müfakkıhe dediğimiz özelliği olan bir annemiz. Hayatında bunu görüyoruz. Yani Allah Resulü'nün bir Ehl-i Beyt-i Resulullah'ta bulunan bir hanımefendinin ilimle öne çıkmış hali. Ama bir de yine duamıza konu olan Hazreti Fatıma annemiz var ki bugün tam bir kelimenin ifadesiyle ev hanımı. Evine, eşine, çocuklarına kendini adamış ve zühtü, takvayı, o güzellikleri hayatına konu edinmiş.
ailesinde bunları yaşayan, İslam'ın güzelliklerini yaşayan, babasından aldığı o güzel örnek davranışları, ahlakı, vahiyleri, her birini hayatın merkezine alan ve onların her birini bize bir örneklik veriyor. Şimdi müsaadenizle buradan da ben bir bağlantı atmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim biraz önce bir ayet okuduk. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Neydi? Hanımlara karşı davranışımızda Cenab-ı Allah bize bir hatırlatma yapıyor. Bir başka ayette de hunne libasun lekum ve entum libasun lehun. Siz hanımlarınız için bir elbise, onlar da sizin için bir elbisedir. İki taraf birbirine muhtaç. Değil mi hocam? Bakın müthiş ayetlerin böyle bir teşbih sanatı var ya. Aynen. Elbise ne yapar? Örter. Neyi örter? Efendim ayıp olan, örtülmemesi, avret mahalli diyoruz kısaca literatürü evet. kullanalım. Örter. Şimdi kadın ve kocanın beraber birbirine muhtaç olduğu, birbirine adeta ihtiyaç duydukları bu aile yuvasında Cenab-ı Allah elbise metaforunu kullanıyor. Ayıpları, hataları, kusurları örtmek ve böylelikle aile yuvasını devam ettirebilmek. Çünkü bunun devamı çok önemli. Bunu devam ettirirken de Kur'an-ı Kerim yine bize yani Resulullah'ın hayatı, Kur'an'ın malum ete kemiğe bürünmüş hali, adalet, ihsan ve itkan kavramlarını aileye oturtturmamız gerekiyor, yerleştirmemiz gerekiyor. Çünkü adaletle beraber ailede bir denge, bir denklik, efendim bütün o sevgiden tutun da biraz önce söyledik, işte hayatımızda anne var, eş var, çocuk var, baba var, eş var, erkek olarak oğul var. Bu dengenin çok iyi korunması gerekiyor. İhsan dediğimiz malum onun ayrı bir kıvamı var. Onun altında bir zarafet, onun altında bir ziyaret, onun altında bir ziyafet. Biz bunları da üçlü olarak paylaşıyoruz. Çünkü devamında bir itkan kıvamı var. Orası artık takvada, yani yapmış olduğumuz davranışların yapıcı değil, yapmacık değil, yapıcı olması gerekiyor. Hmm. Samimi olması gerekiyor. Şimdi, ve bunun üzerinden aile yuvası yürüyor zaten. Biraz önce söyledik ya, sadakat aile yuvasını pekiştiriyor. Müsaadeniz olursa ben burada güncelde yine hani bağlantı kuralım dedim. Bir yaşanmış bir olayı paylaşayım. Ben tam onu diyecektim. Şimdi aileyi nasıl olurdu söylediniz ya. Aileyi oluşturduk. Ailenin devamlılığı açısından. Mesela aile bireyleri birbirlerine ne yapmalı ki daha iyi kenetlensinler? Eyvallah Fatih mesela Hocam. Bir tanesi. Bizim bu zaten biraz önce dedik ya, yani din hizmetleri çalışmamızda, aile ve dini rehberlik dairemizde 3K maddemiz var. Ailenin kurulması, ailenin korunması, ailenin kuvvetlenmesi. 3K ile biz bunu formüle ediyoruz. Şimdi aileyi kurduk inşallah. Tamam. Yani Kur'an ve sünnet. Bakın burada bir şeyi daha unutmayalım. Biz kız istemeye gittiğimizde malum çok klasiktir. Allah'ın adı peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuzu istemeye geldik. Hocam muhteşem bir şey. Daha ilk günden taraflar birbirine bir yükümlülük veriyor. Bak diyor, biz bir akit yapacağız. Biz bir ahit yapacağız. Kızımızı oğlumuzu gelinli duvaklı bir hale getireceğiz. Ama sakın unutmayın ha, bunu Allah'ın adıyla, peygamberin kavliyle, sözüyle yapıyoruz. Burada bir bağlantı atıyoruz. Yani tabiri caizse mayasını, hamurunu böyle karıyoruz. Şimdi bunun üzerine ne dedik? Ailenin devamında adalet çok önemlidir, adalet kavramı. İhsan ve itkan kavramı. Bunlarla beraber o aileyi koruyacağız. Yuvayı perçinleyeceğiz. Şimdi yaşanmış bir olay. Efendim Avrupa'da bir üniversitede iki kız arkadaş. Arkadaş oluyorlar. Birbirlerinin evlerine, memleketlerine gidiyorlar. Birisi İtalyan bir ailenin kızı. Bir diğeri de Mısırlı bir ailenin kızı. Yani birisi Müslüman, bir diğeri Hristiyan. Yaşanmış bir olayı paylaşıyorum. Tabii bunlar işte İtalyan kız efendim diğer arkadaşını misafir ediyor. O kendi öbür arkadaşını misafir ediyor. Ve gidip gelmeye başlıyorlar. Yani birbirinin evinde bir haftalık, 10 günlük belli bir zaman misafir oluyorlar. Dolayısıyla her bireri kendi aile yakınlıklarını da, ailedeki bağlarını da, aile yaşantılarını da müşahede etmiş oluyorlar. Evet. Aradan birkaç ay, birkaç yıl, birkaç zaman geçince hocam, bu İtalyan kız efendim Mısırlı Müslüman kıza diyor ki, ben Müslüman olmaya karar verdim diyor. Tabi arkadaşı şaşırıyor, diyor ki ben sana herhangi bir tebliğde, bir davette bulunmadım diyor. Yani kararını tebrik ediyorum, çok güzel, ama Müslüman olmaya karar vermenin sebebi nedir? Seni bu kadar etkileyen neydi ki bu karara vardın deyince, beni en çok etkileyen ne oldu biliyor musunuz diyor. Sizin aile düzeniniz oldu diyor. Aile düzeniniz oldu diyor. Peki bu aile düzeni içerisinde karşılaştığın nedir diyor.
Ben diyor kendi ailemle sizin ailenizi karşılaştırdığımda bizim ailede sürekli bir güç gösterisi var. Sürekli biri ötekini tabiri caizse avamcasıyla diyelim mat etmek istiyor. Biri ötekinin bir açığını arıyor. Biri ötekine işte ne var onda kendi gücü, para gücü, makam gücü neyse bunu hissettiriyor. Yani açık arıyor. Ve bu açık arama ailedeki sadakatsizliği getiriyor. Hmm. Ama sizin ailenize baktığımda diyor annenle baban sürekli birbirinin açığını, varsa hatasını, varsa yanlışını kapamanın derdinde. Ve dolayısıyla bu aile içerisindeki o sadakati, samimiyeti konuşmamızın, sohbetimizin başında da söyledik. Perçinleştiriyor diyor. Bu muhteşem bir şey diyor. Ve bu sizin ailenizi güçlü hale getiriyor. İşte biraz önceki ayetle ondan bağlantı kuralım dedim. Yani bakınız orada efendim Allah Resulü bize ailede neyi öğretti yaşayarak? İşte dedik ya sevgi, saygı, sadakat o bağlılıkları bir düşünün. Efendim Kur'an-ı Kerim'de hocam muhteşem bir şey var. Hatırlayın ayeti kerimeyi bir hafız kardeşim olarak. Zaraballahu meselen lillezine keferu mra'ete Nuhin ve mra'ete Lut. İki tane peygamber ailesini konu ediyor. Nuh ve Lut aleyhisselam. Bunların aileleri. Hanımlarını söylüyor. Kâneta tahta abdeyni min ibadina salihayni. Bu iki tane kadın diyor. Bizim salih kullarımızın ailesinde tahtı nikahında bulunuyor idi. Fehanetahuma. Fakat ikisi de hain çıktı. Dikkat edin. Peygamberlere, Nuh ve Lut peygambere hiyanet etti. Felem yughniya anhuma minallahi şey'en. Bunların bu hali var ya peygamber eşi olmak onları kurtaramayacak. Ve gile dhulennar ma'addakhirin. Şimdi Nuh ve Lut peygamberin peygamber ailesine, yuvasına hiyanetini, o cennet bahçesi olan yuvayı nasıl dejener ettiklerini düşünün. Hatice annemizi burada düşünün. İşte bu neyi sağlıyor? Ailenin korunmasında, kuvvetlenmesinde, beraberini efendim sadakat kavramı bunu kuvvetlendiriyor. Tabii bu sadakat kavramının oluşması için neye ihtiyacımız var hocam? Mini dokunuşlara ihtiyacımız var. O mini dokunuş dediğinizde demek ki hikayede alakalı bir cümle ifade etmek istiyorum. Hani o kız, Hristiyan kız, Müslüman kızın evine gidiyor, misafir oluyor ya, ne annesi ne babası ne de o Müslüman kız o Hristiyan kıza gel Müslüman ol demiyor. Demiyor. Ama tabii, bir tebliğ etmiyor. Hiçbir tebliğ etmiyor. Esasında ben de şunu söylesem doğru bir kavram olur mu? Onlar yaşayışıyla tebliğ etmişler. Aynen öyle. Tabii. Bazen tebliğ bir yani kavli olarak bir şeyi karşı tarafa söylemek değil, yaşam tarzımızla, hal ve hareketlerimizle, ahlakımızla, bizim yaşam tarzımızla karşı tarafa tabii bir tebliğ olabilir. Arapçada çok güzel bir darbu mesel vardır. Lisanul hal entaku minel makal. İnsanın lisanı haliyle, yaşantısıyla konuşması sözünden daha etkilidir. İbni Haldun'a bir gün gelmişler Fatih Hocam. Demişler ki, Üstad, yani İbni Haldun, malum mukaddimesi, o muhteşem eseri, devasa bir sosyolog diyebiliriz. Çocuklarımızı nasıl yetiştirelim? Nasıl talim, nasıl terbiyede bulunalım? Bize ne tavsiye edersin? İbni Haldun demiş ki, siz kendinizi yetiştirin, siz kendinizi eğitin, çocuklarınız sizi örnek alır. Şimdi ailede annenin babanın tutuşu, tarzı, davranışı, onların tutarlılığı, sözünün özünün bir olması çocukları birebir eğitir. Ve en büyük eğitim merkezi, en büyük üniversite, en büyük kolej, en büyük kreş, en büyük anaokulu bizatihi annenin babanın uygulamasıdır. Bizim milletimizin tarihinde 3 tane ocak vardır hocam. Biz bu 3 ocağı çok önemseriz. Birisi baba ocağı, ana kucağı. İkincisi ilim ocağı. Üçüncüsü peygamber ocağı. Baba ocağı, ana kucağı dediğimiz yer bir neslin mayalandığı yerdir. İlim ocağı bir neslin piştiği yerdir. Peygamber ocağı bir neslin şehadete koştuğu yerdir. Bunu sıkça söylerim ben. Yani bu 3 tanesi bir irfan mektebidir hocam. Bir nesli burada yetiştirir. Şimdi eğer bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapıldı Fatih Hocam. Bu araştırma neydi biliyor musunuz? Muhteşem bir şeyi söylüyorum. Bütün şu anda bizi dinleyen kardeşlerim ne olur bu dersi not alsınlar. Araştırma şu hocam. Bir ailede bir çocuk anneden babadan ne kadar yüksek dozda sevgiyi yaşıyorsa, sevgiyi alıyorsa, annesi babası bu çocukla ne kadar zaman ayırıyorsa, ilgileniyorsa, bugün herkesin elinde bir akıllı telefon, bağışlayın akıllı telefonu elimize aldık, aklımız başımızdan gitti.
efendim televizyonlar, her şeye zaman ayırıyoruz ama biz çoluk çocuğumuza, birbirimize zaman ayıramıyoruz. Amerika'daki bu araştırmanın sonucu ne çıktı biliyor musunuz? Uzun yıllara saridir bu paylaşıldı. Ailelerde sevgiyi tam alan annenin babanın ilgilendiği çocuklar daha sonra daha karakterli, daha kişilikli ve daha dindar olarak bir hayat sürüyorlar. Bu Amerika'da yapılan, evet, bir, Amerika'da yapılan bir araştırmadır. Ve dolayısıyla o temeli oturmaya gereken, yani o ailenin temelini oturtulması gereken mini dokunuşlarla bizim ailede kaybettiğimiz veya bugün kaybetmekle karşı karşıya geldiğimiz bazı değerlerimiz var. Onları korumamız gerekiyor. Mesela mini dokunuşlar dediniz ya, mini dokunuşlardan bir tanesi de hediye olabilir mi hocam? Eyvallah. Hediye kavramı. Tabii tabii. Yani Allah Resulü'nün hadisi var malum, olabilir mi derken oluyor zaten. Siz tabii soru olarak diyorsunuz, sağ olun. Tehaddu tehabbu. Hediyeleşiniz ki aranızdaki sevgi artsın. Şimdi ailenin içerisinde hocam malum en öncelikle bizim kadının erkeğe, erkeğin kadına sevgiyi hissettirmesi lazım. Hazreti Ayşe annemiz bir gün Resulullah'a diyor ki, ya Resulallah beni seviyor musun? Seviyorum diyor. Nasıl bir sevgi bu diyor? Kör düğüm gibi diyor. Aradan biraz zaman geçiyor. Diyor ki ya Resulallah kör düğüm ne halde? İlk günkü gibi diyor. Bakın bu sevginin, yani kadın kocaya, koca kadına, hanımına bu sevgiyi hissettirmeli. Sevgi tabii ki değer verdiğini hissetmeyi. Yani sevgi hediyelerin manevi açıdan en büyüğü. Tabii ki. En önemlisi budur hocam. Yani sevginin hissedilmesi gerekiyor. İnsan bunu hisseder hocam. Bakın bir insan sevildiğini hisseder. Canlılar sevildiğini hisseder. Bağışlayın beni, belki ucu örnek ama hayvanat bile sevildiğini hisseder. Bir kediyi, bir köpeği düşünün, bir kuşu düşünün. O sevgiyi sizden aldığında tepki verir size. Yani biz bugün ailede eksik ettiğimiz, Allah için olan bu sevgiyi öncelikle hissettirelim. Evet. Bir de Fatih Hocam, hediyeleşme denince hemen aklımıza şu geliyor. Efendim koca koca şeyler, büyük büyük şeyler. Şimdi birçok kardeşimiz okumuştur, Sevginin Beş Dili diye bir kitap vardı. Biz bunu okumuştuk. Yani mutlaka kadın kocasının, koca hanımının çözümlemesini yapmalı. Yani bunun, şimdi erkek için sevginin dili başkadır, kadın için sevginin dili başkadır. Kadının duygusal bir boyutu vardır. Erkeğin farklı bir yönü vardır. Onun duygusallığı biraz daha farklıdır. Mesela şimdi bunu yakalamak için bu malum hocam, tabii takdir edilme burada çok önemli. Yani bizim sevgide noksan bıraktığımız bir şey var biliyor musunuz? Çocuklarımıza karşı sevgiyi hissettiremiyoruz. Dediniz, ben müsaadenizle yine belki bir örnekler üst üste geliyor. Bir örneği daha burada paylaşmak istiyorum hocam. Yaşanmış bir vaka. Yaşanmış bir vaka. Hatta ne derler, bir psikolog için müracaat edilen bir olayda ortaya çıkmış bir vaka. Malumlarınız, şirketlerin çalışmaları vardır. İşte Ar-Ge planları, araştırma geliştirme planları, eğitimler vardır, stratejik planlar yapılır. İşte farklı eğitimlere personeller gider. İşte bu televizyonculukta da böyledir. Biz de hizmet içi eğitimleri yaparız ve burada efendim bize farklı yöntem, metot, teknikle ilgili paylaşımlar olur. Bir şirkette de bu yaşanır hocam. İşte elemanları bir eğitime gider ve bu eğitime gelen efendim, işte bunların farklı ifadeleri var bugün. Yani ama biz bunlara ne diyoruz? Mürşit diyoruz. Yol gösteren diyoruz. İyiyi, doğruyu gösteren insanlar. Yaşam koçu diyorlar vesaire. Farklı ifadeler var. Bunlardan birisi bir kardeşimiz orada seminere katılanlara diyor ki, bakınız hediye çok önemlidir. Hediyenin özelliğini anlatıyor. Biz biraz önce Allah Resulü'nün hayatından dediğimiz, ne olur sevdiklerinize hediye alın ve hediyenin mütevazi olmasına çok önem verin. Yani öyle çok pahalı, evet insanların imkanları farklıdır ama sürekli siz maddeyle manayı, sevgiyi, gönül dilini boş bıraktığınız bir yeri maddeyle kapatmak istiyorsanız hocam, o bir yerde patlar. Bu sıkça yapılır. Yani aileyle ilgilenmeyen, sevgi dilini, gönül dilini, oradaki muhabbeti, oradaki meveddeti yaşatamayan bazı babalar vardır ki, İşte ne istiyorsun? Al para. Ne istiyorsun? Al cüzdan. Ne istiyorsun? Al kredi kartı. Ne istiyorsun? Habire bunu maddeyle kapatır. Ve bu maddeyle kapanmaz hocam. Çünkü insan maddi doyumsuzluğa zirvesine geldikten sonra maneviyatı boş kaldı mı kendini uçurumun kenarında bulur. Aynen böyle bir vaka. Efendim ne olur diyor. İşte bu bir kalem olabilir. Bu bir kravat olabilir. Bu bir çiçek olabilir. Bu farklı bir şey olabilir. Efendim ne olur sevgiyi, gönül dilini, sevginin dilini kullanın. Hediyeyle bunu yerine getirin der. Seminere katılan bu kardeşimiz de seminerden çıkınca, ya bu bizim patron, işverenimiz,
veli nimetimiz der. Sağ olsun bize istihdam iş sağlıyor. İstihdam sağlıyor. İşte burada da imkanlar malum herkes, kameramanımız, efendim her alanda hizmet eden kardeşimiz, her birerimiz çoluk çocuğumuza bir rızık götürüyoruz. Bir kazancımız var. Ve ben biliyorum ki bütün der kardeşlerimiz o rızkı helal etmenin derdinde. İşini güzel yapmanın derdinde. Neyi yapacaksam en güzelini yapayım. İşte reklamı, birazdan reklama gireceksem onun en güzelini yapayım. Programı yapayım. Programı izlenimini artırayım. Kazancım helal olsun. Bu herkeste var. Bu kardeşimiz de çıkıyor bu duygularla. Tamam. Mini mütevazi bir hediye alıyor. Seminer bitiyor. İş yerine geliyor. Patronun huzuruna geliyor. Diyor ki patron, efendim kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Efendim hediyesini takdim ediyor. Yine bir hediye almış. Diyor ki ben size müteşekkirim efendim. Yıllardır yanınızda çalışıyorum. Sağ olun bu kadar işte imkanlar oluştu. Bir seminere katıldık. Oradan gelirken de bir hediye aldım diyor. Tabii hediye çok mütevazı olunca beyefendi o anki reflekslerle elinin tersiyle şöyle itiyor. Ya bırak geç bunları diyor. Avamcık olun. Geç bunları diyor. Söylesen ne istiyorsun? Yani burada bir müdürlük mü, bir şeflik mi, bir yüksek derece mi istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Genel müdür mü olmak istiyorsun? Onu söyle. Hayır efendim diyor, benim böyle bir derdim yok diyor. Gayet ceketinin önünü düğmeleyerek. Ben diyor sizin gönderdiğiniz bir seminere katıldım. Ve bu seminerde oraya gelen efendim bir ders veren hocamız bize hayata mini dokunuşlarınız olsun. Mütevazi hediyelerle karşınızdakine değer verdiğinizi hissettirin. En çok sevdiğiniz insana hediye verin, sevginizi söyleyin. Ben de şöyle bir düşündüm. Bu dünyada bana gerçekten iyilik yapan bir insansınız siz. Sizi seviyorum ben, gerçekten takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Bir hediyeyle geldim diyor. Kendi bütçem doğrultusunda. Bütçem de buna el veriyor. Tabii bu işçinin bu görüntüsü karşısında patron gerçekten mahcup oluyor. Ayağa kalkıyor. Efendim hatasını telafi ediyor, sarılıyor. Ya özür diliyorum diyor. Sen bana gerçekten müthiş bir ders verdin diyor. Bu bir hayat dersi oldu diyor. Ve bu hediyeni de kabul ediyorum. Çok değerli benim için gerçekten. Belki pahaca çok az ama manevi değeri çok gücü oldu diyor. Alıyor, tekrar özür diliyor, gönderiyor. Tabii orada işte o seminerde falan konuşuluyor. Yaşanan bir olay olduğu için böyle biraz teferruatıyla anlatıyorum. Sonra o gün çıkıp eve giderken ya diyor. Biz ev halkına çok farklı hediyeler, işte doğum günü, yaş günü, şu gün, bugün, evlilik günü farklı şeyler alıyoruz. Ama ben bugün diyor çok mütevazi bir hediye alıyor ve hediyeyle evine patron varıyor. Mu? Tabii patron. Bu sefer patrona döndü. Eğitim böyle bir şey hocam. Eğitim bereketlidir bakın. Hayatlara dokunuş. Efendim evine geliyor. İşte çocuğu odasında, malum imkanları geniş olan bir kardeşimiz, herkes farklı odasında. Çocuğunun odasına giriyor. Merhaba dedikten sonra yavrum çocuğum ben seni çok seviyorum diyor. Efendim o mütevazi hediyesini takdim ediyor. Şu hediyeyi sana aldım diyor. Çocuk bir bakıyor hakikaten hani o büyük devasa güç, yatırım, sermaye içerisinde çok mütevazi. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Belki ilk defa babasının kendisinin odasına geldiğini, bir hediyeyle geldiğini, seni seviyorum, onu çok seni seviyorum dediğini canlı işitiyor. Çünkü biz işimize, sosyal hayata, her şeye zaman ayırırken yanı başımızdaki eşimize, çocuğumuza zaman ayıramadığımızı biliyoruz hocam. Hocam tam bu noktada yine bir gün böyle Ahmet Bulut hocamla böyle hasbihal ediyoruz. Biliyorsunuz ailede ve evlilikte o da çok iyi anlatımları var. Bir gün programı yaptık. Ertesi gün gelen mesajlar, tweetlerde bir tanesi yazmış mesajı. Hı. Ahmet hocam da bana atmıştı. Bizim programı denk gelmiş. İzlemiş ve yarın da tek celsede boşanacaklarmış. Ve karı koca bunlar. Bizim programı izlerken Ahmet hocam burada bir şey dedi. Ya dedi şu anda bizi izleyen güzel insanlar, hanımlar, beyler, evli olan çiftler şöyle birbirinize bir dönün. Böyle bir göz teması kurun. Sonra seni seviyorum deyin dedi Ahmet hocam. O boşanacak olan çift de aynısını yapmış ve bir anda içerisine Allah merhamet duygusunu vermiş içlerine. Ve yarın tek celsede boşanacak olan bu çiftimiz boşanmaktan vazgeçmiş. Ya. En azından burada bir program yapıyoruz ama yani program yaptığımıza da değdi ya. Peki şimdi ne diyeceğim ben hocam? Ne diyeceğim ben hocam? Asıl orada bakın tam böyle bir tevafuk. Şimdi malum kıssayı, vakayı anlatıyorum ama sonu gelmedi. Odaya girdi. Çocuğuna hediyeyi verdi. Tamam. Çocuğum yavrum seni çok seviyorum dedi. Hocam bundan sonrası müthiş. Ve o çocuk ayağa kalkıyor. Babasının boynuna sarılıyor. Elini öpüyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Babacığım diyor gerçekten sen beni seviyor musun diyor. Seviyorum oğlum sevmem mi sen benim ciğerparemsin diyor. Gerçekten seviyor musun dedikten sonra ağlıyor.
Ve hocam çok acı bir şey, odasında dolabını açıyor, bir ip çıkarıyor. Ben diyor bu gece intihar etmeye karar Allah vermiştim. Allah'a ekber. Bu yaşanmış bir olay hocam. Hocam bir sevgi, bir insanı. Bakın evli... şimdi kaseti yani... az geri saralım, saralım tamam. Fatih hocam. Bir eğitim, bir hocamızın bir dersi, oraya katılan bir işçi veya bir memur veya efendim oradaki bir kardeşimiz. Onun samimiyeti ve o samimiyetin bir gencin hayatını kurtarması. Allah, silsileye bakar mısın? Evet. İşte bizim aile yapısını korumamız için bu ailenin mayası olan bakın sevgi eksik olmayacak hocam. Bu sevgiyi çocuklar hissediyor. Eşlerimiz hissediyor. Annemiz babamız yani bu sevginin ayarı tabii çok önemli. Bu sevginin ayarı çok önemli. Bunu kaçırdığımız zaman hani Neşet Ertaş diyor ya rahmetli birisi yar etti beni diğeri var etti beni. Eşiyle hanımı için o türküsüne de konu olan efendim yani birisi var ediyor annemiz canından can veriyor ama birisi de bizi yar ediyor. O yüzden bu sevginin dozu ailede çok iyi ayarlanmalı. Ve dozu ayarlanan bir sevgi efendim gerçekten madde hiçbir madde onu kapatamaz. Bakınız hocam müsaadeniz olursa. Buyurun hocam. Neden? Şimdi ben bir canlı örneği hatta müsaadenizle şuradaki örneğimi de elime alayım ki net sayılarla. Bir sevgiden bahsettik. Tam böyle konunun bağlantı noktası olduğundan dolayı Avrupa bugün veya Amerika Birleşik Devletleri'ne yine bir araştırmayı konu söyleyeceğim hocam. Kendi tespitleriyle. Bakın sevgiyi kaybetmenin bedelinin ne olduğunu görelim. Şimdi bizde bir kavram var. Sadaka kültürü. Bazen bunu tiye alıyor bazı kardeş. Ya sadaka kültürü hayır. Sadaka kültürü hafife alınmaz. Veren el alan elden üstündür. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek. Efendim verirken fakiri incitmeyeceğiz. La tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Başa kalkmayacağız, eziyet etmeyeceğiz. Yani fakir olabilir ama onun karakteri, kişiliği, şahsiyeti var. En güzel örneği de Osmanlı'da sadaka taşları. Bravo, sadaka taşları. Bunun bir örneğidir. Şimdi iyilik bu milletin mayasında var hocam. İyilik ailenin mayasında, yuvamızın mayasında var. Şimdi Amerika'da çocukları savunma fonu diye... Bir fon Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yılda yapılan suçların efendim günlük ortalamasını çıkarmış. Yani bir suçun 24 saate düşeni nedir? Bakın hocam müthiş bir şeyi paylaşacağız üzerine konuşacağız. Eğer biz aileyi kaybedersek, eğer biz değerlerimizi kaybedersek, eğer biz sevgimizi kaybedersek her şeyi kaybederiz. İşte buyurun diyor ki efendim bu. Gençliğin bir günlük raporunu çıkaran efendim tekrar diyorum Amerika Birleşik Devletleri çocukları savunma fonunun tespiti bir yılın efendim güne düşeni her gün 25 yaşın altında 3 genç AIDS'ten ölüyor hocam. Ve her gün 25 kişi HIV virüsüne bulaşıyor. Ne demek olduğu belli. Evet. Efendim her gün 18 yaşın altını alıyor hatta ergenin altında. 6 tane çocuk intihar ediyor. Bakın aileyi kaybeden değerler nereye gidiyor? Efendim 18 yaşının altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. Çocuklar Bürosu tarafından. Amerika'nın bir suç ortalaması. Ve ergen annelerden 13-18 arası ifade ediliyor malum. Ergenlik çağında efendim anne oluyor. 107 tane çocuk doğuyor. Bak nereye gidiyor hocam? Gençlik nesil... Biz bütün insanlığın hidayetinden sorumluyuz. Biz bütün insanlığın huzurundan sorumluyuz. Muhammed İkbal diyor ki dünyanın gidişatından Müslümanlar sorumludur diyor. Amerika'daki bir insan da ölüyor intihar ediyorsa bizim orada da bir derdimiz var hocam. Biz insanlığın saadetinden sorumluyuz ve bunun için çalışmak zorundayız. Ve bakın devam edeyim hocam. 2833 çocuk okulu terk ediyor. Kendi verileri. Bizim değil yani ben bunları kaynaklarla paylaşıyorum. Efendim 6042 çocuk tutuklanıyor. Günlük olarak hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve en acı bir şeyi de verelim. Günlük olarak 135.000 çocuk okula silah getiriyor. Çok kötü boyutta hocam. Tabii. Ya. Bu şimdi ne yapıyor hocam bakın. Batı doğu uzak yakın değerlerinizi kaybettiğinizde. Dünyada biz bunu görüyoruz. Dünya bir yere doğru gidiyor. Değerleri kaybediyor. Dünyevileşme sorunu, herkesin sorunu. Yahudi, Hristiyan, İslam, insanlık, herkesin sorunu, dünyevileşme sorunu. Değerlerdir bizi ayakta tutan.
ve bizim değerlerin korunduğu merkezdir ailemiz hocam. Eğer değerleri kaybedersek, işte bugün Batı'nın yaşadığı, şimdi düşünün Yeni Zelanda'da adam silahı aldı geldi, camide ibadet eden bütün insanları öldürdü. Bizim dinimiz ne der hocam? Cami, kilise, havra, orada ibadet eden, meditasyonunu, yogosunu yapan kim olursa olsun, bir mabette ibadet eden bir insana hiçbir el dokunamaz. Dokunan o el zalimdir hocam, katildir hocam. Hangi din olursa olsun. Çünkü Allah Resulü Mute destanına Müslümanları gönderirken onlara büyük bir talimat verdi. Ne dedi? Bir, kadınlara asla el sürmeyeceksiniz. Yaşlılara, çocuklara dokunmayacaksınız. Kimsenin evini, barkını yıkmayacaksınız. Arazisine, ekinine, buğdayına, sebzesine, meyvesine, ekili, biçili alanına zarar vermeyeceksiniz. Kilisesinde, havrasında ibadet eden din adamlarına, insanlara zarar vermeyeceksiniz. Ancak savaş meydanına sizinle savaşmaya gelenlerle savaşacaksınız. İşte Allah Resulü değerleri öğretiyor hatta hocam. Hatta savaş olduğu zaman da ilk önce savaşmayın, gelin tabii, hidayete tabii. bulun. Yani şey, onların her biri ön davetler ön var, davetler, sulh var ve sulhu hayır, bütün bunlar. En son kararda. Şimdi insanlık değerlerini kaybettiği zaman, malumlarınız biz bu değerleri dinden alıyoruz. Ve bizi güçlü kılan, işte biraz önce söyledik, ailemizden aldığımız değerlerimiz. Bakın Allah Resulü ne buyuruyor hocam? Büyüğüne hürmeti olmayan, küçüğüne merhameti olmayan bizden değildir diyor. İşte bu bir değerdir. Büyüğüne hürmet, küçüğüne merhamet. Komşu hakkından bahsediyor hocam. Yanı başındaki komşun, çalıştığın iş yerdeki arkadaşının hukukundan bahsediyor. Hatta komşu deyince Peygamber Efendimiz'in hadisi geldi hocam. Hani Cebrail Aleyhisselam komşuyu bana o kadar övdü, tavsiye etti, etti ki ben Allah Teala Hazretleri komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. Evet. Hani ev alma, evet, komşu al bu kadar diye söyleyen tabii ecdadımız tabii belki de bu işte hadisi. Bu, tabii tabii tam hocam bu değer nerede alınıyor? Bu değer ailede alınıyor. Evet. Bütün bu değerleri. Şimdi çalıştığımız yerlerde mesela bir örnekten gidelim. Bugün insanların bir şikayet olur bize. Ne diyorlar? İşte bir baskı, mobbing dedikleri modern ifadeyle bir baskı uygulanıyor. Yapamazsın bunu. Çünkü ailede aldığı değerle, efendime söyleyeyim, bütün her şey, devletin malına, kamu malına, vakıf malına, komşu hakkına, kul hakkına karşı saygılı bir hale geliyor. Nerede alıyor bu değeri hocam? Aile yuvasında alıyor. Evet. Hocam, Hasan Akıntaş ve ekibi hazırlandı, bizi eyvallah bekliyorlar. Tabii Hasan Bey'i özledik yani, biz böyle biraz aile deyince fazla biraz herhalde sözü uzattık. Estağfurullah hocam, eyvallah, aşk olsun, onun için demedim. Hani bir soruklanmanız yok için estağfurullah dedim. Biz de tabii ki bu biz bir aileyiz hocam. Eyvallah, biz bir aileyiz tabii. Da var. Biz bunu çok doğru. Müsaadeniz olsa bir iki kelimeyle. Tabii. Şimdi biz bir aileyiz kavramını Diyanet İşleri Başkanlığımızdan başlatıyoruz. Hatta kendi ailemizden biz bir aileyiz. İşte siz de neticede burada çalışanlarla, yayın ekibi, yayın yönetmen, bütün emeği olan kardeşlerimize bir teşekkür edelim. Yayında bizi, ve yapımda emeği geçen tüm dostlara, arkadaşlara. Dostlara teşekkür ediyorum. Ben her zaman söylüyorum bunu. Biz bu heyeti görüyoruz, biz bu emeği görüyoruz. Ama ekranın yüzü böyle garip, o sadece bizi görüyor hocam. Bu ekranın arkasında görünmeyen kahramanlar var. Efendim bu bir aile kavramını kaybetmeyelim. Bakın evet, biz bir aileyiz. Ailemizden başlıyoruz. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı olarak diyoruz ki biz bir aileyiz, milletimize hizmet ediyoruz. Biz millet olarak bir aileyiz hocam. Evet. Her şeyimizde bir aileyiz. Bakın tartışabiliriz, farklı düşünebiliriz, farklı efendim dünyevi görüşlere sahip olabiliriz. Ama asla ve kata unutmayacağız ki biz Çanakkale'yi bir millet olarak kazandık. Ve bu milletin hepsi buradadır. Farklılığımız zenginliğimizdir. Evet. Biz bugün 82 milyon burada millet olarak bir aileyiz ve biz ümmeti Muhammed olarak bir aileyiz ve biz Adem'in çocukları olarak bütün insanlık olarak bir aileyiz. Evet. Bizim sloganımız bu. Yani şunu unutmayalım, çok güzel bir vesile olduğu için ayeti okuyayım müsaadenizle. Ondan sonra Hasan Bey'e söz vereceğiz. Ailemizin bir ferdi olan, eyvallah, Hasan abiye pas atarız. Ailemizin bir ferdi olan efendim kardeşlerimize وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem. Adem'in her çocuğu mükerremdir, saygı değerdir, efendim gerçekten hürmete layıktır, evet, şereflidir. Biz buradan hareketi, her insanı kıymetli bileceğiz. Yunus'u da hatırlayalım mı hocam? Hemen hocam. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Eyvallah. Hayat felsefemiz çok bu. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, buyurun Hasan abi. Thank you.
aşka düş oldum, aşk ateşiyle piş oldum. Yandım yandım külhan oldum. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Zincir tutmaz, urgan tutmaz, aşk ateşi hiç candan çıkmaz. Yanar yüreğim, dumanım tütmez. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Zincir bana, urgan bana, ben gidiyorum haktan yana. Aşık oldum ben Allah'a. Aşkından dolanıyorum, külhan gibi yanıyorum. Allah'a yalvarıyorum. Ey gönül bakma cihana, kefen giyip gidersin, servet-i saman gider. Tende canım, canda cananımdır Allah-u diye. Tende canım, canda cananımdır Allah'u diyen. Dilde sırrım, sırda sübhanımdır Allah'u diyen. Dilde sırrım, sırda sübhanımdır Allah'u diyen. Desti kudretle yazılmış yüzüne ayat-ı hak. Desti kudretle yazılmış yüzüne ayat-ı hak. Gönlümün tahtında sultandır Allah-u diyen. Gönlümün tahtında sultandır Allah-u diyen. Thank you.
Dünyanın merkezinden hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi, inayeti hepinizin üzerlerine olsun. Kıymetli gönül dostları, Kabe-i Muazzama'nın kapısında Zümer Suresi 53. ayeti celile yazılı. Bu ayetin iniş sebebinden bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza'yı Uhud'da şehit eden Vahşi'nin Hazreti Vahşi oluş hikayesi. Vahşi Müslüman olmak ister. Ancak Furkan 68. ayeti celile onun Müslüman olmasına engeldi. Neydi bu ayet? Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmayanlar, haksız yere adam öldürmeyenler, zina işlemeyenlerdir. Kim bunları işlerse çetin bir azaba düşer. İşte Vahşi bu üç günahı işlediğini ifade eder. Bu üç günahı işlediğinden dolayı bu ayeti celile benim Müslüman olmama engel der. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Vahşi'ye Furkan 71. ayeti celileyi gönderir. Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا. Kim tövbe edip salih amel işlerse Allah'a tövbesi kabul olarak döner. İşte Vahşi bu ayeti okur. Tamam, tövbe edeyim. Ancak salih amelim yok. Salih amel yapabilir miyim onu da bilmiyorum diyerek ümitsizliğe düşer. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Nisa 48. ayeti celileyi gönderir. Hatırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha ila ahiril ayet. Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşulmasını affetmez. Onun dışında dilediği kimselerin dilediği günahlarını affeder. Vahşi bu ayeti okur. Burada da dilediği kimseler var. Beni dilemez ki, ben peygamber amcası katiliyim diyerek yine ümitsizliğe düşer. Bu sefer Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe-i Muazzama'nın da kapısında yazılı olan Zümer suresi 53. ayeti celileyi gönderir. Estaizu billah. Kul ya ibadiyellezi. Hayırlı sahurlar, hayırlı seherler diliyorum. Allah'ın rahmeti tekrar üzerlerinize olsun. Hocamla beraber böyle kısaca bir şeyler yedik. Sahurumuz bereketli olsun inşallah. Allah şimdiden tutacağım oruçlarımızı da kabul eylesin. Ben İstanbul imsakına gerçekten çok az bir zaman kaldı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum evlerinize bizleri ağırladığınızdan dolayı. İnşallah yarın görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ve muhterem hocama mikrofonu uzatıp böyle ezana böyle kısa bir dua ile devam edelim. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahillezi at'amena ve sekana ve cealena minel müslimin. İlahi ya Rabbi, vermiş olduğun nimetlere sağlık, sıhhat ve afiyete sınırsız hamdü senalar olsun. Amin. Vücutlarımızdan sıhhati, sofralarımızdan bereketi, kazançlarımızdan helal lokmayı eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Evlerimizi, yuvalarımızı, hanelerimizi cennet bahçesi eyle ya Rabbi. Bizleri, hanımlarımızı bizler hakkında hayırlı eyle. Evlatlarımızı gözümüzün nuru, gönlümüzün sururu eyle. Vatanımıza, milletimize, dinimize, diyanetimize, devletimize, ümmeti Muhammed'e faydalı birer nefer olmayı sen cümlemize nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek sahur vaktinde hastası, hastalığı olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Amin. Derdi olanlara acil devalar ikram eyle. Amin. Borcu, sıkıntısı, kederi olan bütün mümin kardeşlerimize kolayından, helalinden edalar nasip eyle. Amin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek saatte ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Ya Rabbi, umduklarımıza bizleri nail eyle. Amin. Korktuklarımızdan bizleri emin eyle. İki Amin. Cihanda bizleri aziz eyle. Rızıklarımızı bol ve bereketli helalinden hoş eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri kendine gerçek kul Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hakiki ümmet eyle ya Rabbi. Amin. Senin rahmetini, Habibinin şefaatini bizlerle daim eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek saatte Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, huzur-u Resulullah'ta yapılıp da kabul olan en güzel dualar zümresine bizlerin duasını da ilhak eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbi, şu mübarek saatler hürmetine günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla,
bizleri iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbel Alemin, insanlığın hayrına, huzuruna, saadetine faydalı işler yapmayı cümlemize nasip eyle. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise günahlardan azat olma olan şu mübarek Ramazan ayını cümlemiz hakkında şefaat vesilesiyle, şefaatçi ile ya Rabbi, huzur içerisinde Kadir gecesine kavuşmayı, Kur'an'ın feyzine, bereketine nail olmayı, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı ve bayram sevincini millet olarak, ümmet olarak, insanlık olarak beraberce yaşamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kafeyi ehli iman, ehli İslam ervahi için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların celbi, şerlerin def'i için, Allah rızası için El Fatiha. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Biz teşekkür ediyoruz. Fırsat verdiniz. Vesile oldu. İnşallah Cenab-ı Allah bu mesajları verdiğimiz sohbeti yaşamayı bizlere nasip eder. Çok teşekkür ediyorum. Hasan abi sendeyiz. İstanbul imsakı. Aziz İstanbul. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya al-salah. Hayya alel falah. Hayya alel falah. Es-salâtu hayrun minen-nevm.
Allahu Ekber, Allah. La